CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu BBC Türkçe'ye bir röportaj verdi. O röportajda söyledikleri de çok konuşuluyor. Bülent Kuşoğlu sıradan bir isim değil. Hatırlayın, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır açıklaması da çok konuşulmuştu. Bürokratlığından beri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimlerden biri. Ve o röportajda dedi ki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i dikkatli olmalılar diyerek uyardı bu değişim çağrısını dile getirirken. Tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medyada da görüyorsunuzdur, Bülent Kuşoğlu'nun bu sözlerine çok büyük tepki paylaşımları oldu. Ama o paylaşımlardan bazılarını Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğendiği dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Deniz Demir tepki gösterdi. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki değişim tartışmaları sosyal medyaya taşındı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğendiği tweetler CHP'li vekili kızdırdı. Bu ne yani, sanki biz eşit miyiz? O benim belediye başkanım ya. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle yapmaya gayret ediyorlar ki. Tartışmayı alevlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları oldu. Genel Başkan adaylığı için yeşil ışık yakan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na daha dikkatli olmalılar uyarısını yaptı Kuşoğlu. O açıklamaları tepkileri beraberinde getirdi. Bu uyarılar genel başkanın takınmadığı bir üslup, sayın genel başkanımızın takınmadığı bir üslup. Aksine sayın genel başkanımızın yapıcı yaklaşımı ortadayken niçin yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur? Onu Sayın Kuşoğlu ile karşılaştığımızda konuşuruz. Sosyal medyada Kuşoğlu'na yönelik eleştirileri, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. O beğenilere Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Deniz Demir'den tepki geldi. Demir isim vermeden Ongun'a siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. CHP Genel Başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum diye yüklendi. Görüşeceğiz tabii, genel başkanımız, her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey, görüşmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin sonuçlarını yaşıyoruz. Uzun zamandır alım gücü giderek düştü, enflasyon giderek tırmandı. Eğer TÜİK verilerini esas alacak olursak, o hesaplamaya güvenecek olursak Mayıs ayında %40'a varan bir enflasyon var. Ama aslında çok daha fazlası olduğunu günlük hayatımızda görüyoruz. Şimdi bakalım, Mehmet Şimşek görevi devraldıktan sonra, Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı koltuğuna oturduktan sonra bu perşembe ilk faiz kararı alınacak. Bakalım ne olacak? Faiz nereye doğru gidecek? O faiz kararı beraberinde neler getirecek? Fakat Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yine düşük enflasyon mesajı verdi. Enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun önceliği bu, dedi Erdoğan. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi İnşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki mesajlarını ard arda koyuyoruz. Önce iki tur arasında CNN International'a dedi ki biz, dedi, bu politikanın sonuçlarını gördük ve faiz politikasını sürdürmekte kararlıyız. Sonra geçen hafta dedi ki Merkez Bankası'nın atacağı adımları kabullendik. Şimdi tek haneye düşüreceğiz diyor enflasyonu. Bakalım ne olacak? Bakalım ekonominin direksiyonuna geçen Mehmet Şimşek'in direksiyon hakimiyeti ne kadar iyi olabilecek, ne kadar o rasyonel zemine dönüşte atacağı adımlara müsaade edilecek. Dün çok yoğun bir mesaisi vardı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in. Önce iş dünyasıyla, patronlarla bir araya geldi, TÜSİAD'la, sonra da bankacılarla, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle buluştu. Tabii bu buluşmalardan sonra kulislere yansıyanlara birazdan bakacağız. Faizle ilgili beklenti biraz şekillendi. Toplantılar sonrasında Şimşek dedi ki toplumda refah artışı sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Merhaba.
Merhabalar. Merhaba. Toplumun bütün kesimleriyle, iş alemiyle de, finans sektörüyle de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. Toplumda tabii ki refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Aynı gün hem Patronlar Kulübü TÜSİAD hem de bankacılarla bir araya geldi. Yoğun mesaisinin ardından verdiği ilk mesaj bu oldu. Toplumda refah artışı sağlayacak bir modeli uygulayacağız dedi. Bu istişare bir toplantı. Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştuk. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine hızlı başladı. Cuma günü önce TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Patronlarla aynı masada yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Her ne kadar yüzleri gülse de toplantıya iş dünyasının yaptığı uyarılar damga vurdu. Patronlar ekonomik açıdan en sıkıntılı dönemi yaşıyoruz diyerek sitem etti. Çoğulcu demokrasiyi, laikliği, piyasa ekonomisini ve kurallara dayalı liberal dünya düzeninin parçası olmayı artık tartışma dışına itmeliyiz uyarısı yapıldı. Kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bulunmuyor. Olsa da şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri doğrultusunda kural temelli politika yapımına bağlı kalınması ekonomideki bu zor durumun aşılmasını sağlayacaktır. Şimşek bir sonraki toplantıyı finans dünyasıyla yaptı. Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle buluştu. Toplantı sonrası Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar makul sürede aksiyon alma vurgusu yaptı. Sektörün bütün temsilcileri, banka genel müdürlerimiz, CEO'lar, herkes sektöre ilişkin bütün kanaat ve değerlendirmelerini tek tek söylediler. Onlar da not ettiler. Peki bu görüşmeler sonrası iş dünyası ne diyor? İş dünyasıyla TÜSİAD'la bir araya geldi, patronlarla konuştu. Şöyle kulis bilgileri var. TÜSİAD görüşmesinde Mehmet Şimşek'in patronlara biraz daha sabır dediği söyleniyor. Aslına bakarsanız ilk attığı tweetleri hatırlayın. Twitter'daki ilk mesajlarını görevi devraldıktan sonra İngilizce paylaştığı mesajlarda yabancı yatırımcıya, uluslararası piyasalara sesleniyordu. Şeffaflık, öngörülebilirlik vurgusu yapıyordu. Türkçe paylaştığı mesajın muhatabı daha çok vatandaştı, piyasaydı, iç piyasaydı ve sabır diyordu. Patronlara da aynı şeyi söylemiş Mehmet Şimşek. Hatta keşke yerel seçimler yarın olup bitseydi dediği de aktarılıyor bu toplantıya katılanlar tarafından. Erdal Sağlam'ın aktardığı kulis bilgileri böyle. Şimdi Türk lirasındaki değer kaybı da 15 haftadır kesintisiz devam ediyor. Merkez Bankası rezervlerinin halini biliyoruz. Tarihi seviyelerde, eksi seviyelerde. Şimdi bir bakalım o toplantıdan sonra TÜSİAD tarafından gelen bir açıklama var. Önemli bu Bakan Şimşek'in verdiği mesajları piyasanın nasıl aldığını, patronların aslında ne görmek istediğini biraz daha açık ve net bir şekilde bize gösteriyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, enflasyonla mücadelenin yolu Türk lirasına değer kazandırmaktan geçmiyor demiş ve yurt dışından para girişi halinde Türk lirasında değerlenme yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini tahkim etmek gerekiyor diyor. Yani yurt dışından para girişi olması halinde bunu kuru baskılamak, Türk lirasını değerlendirmekte kullanmak yerine o eksiye düşen rezervleri tahkim etmekte kullanmakta fayda olduğuna dikkat çekiyor. Peki neyi bekliyoruz dedik? Perşembe gününü. Perşembe günü ne var? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan yönetimi sonrası ilk faiz kararını açıklayacak. Beklentilere bakacağız şimdi ama şunu söyleyelim. Beklentiler içinde daha sert, birden daha yüksek bir faiz artışı beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. Hatta bir anda %40'a çıkış telaffuz ediliyor. Yapılması gereken tek bir işlem var. İlk etapta politika faizi yani %8,5 faizleri %40'lar düzeyine çekmeleri gerekir. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi ilk faiz sınavını vermeye hazırlanıyor. Para Politikası Kurulu önümüzdeki hafta Perşembe günü toplanacak. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki finans çevreleri toplantıdan çıkacak karara odaklandı. Biner ya da 5000'er baz puanına gitmiş olurlarsa, baz puanına gitmiş olursa bu döviz baskısını kırmaz ve piyasada herhangi bir şekilde olumlu tepkiye don olmaz. Banka son 2 yılda faizleri kademeli olarak 1000 baz puan düşürdü. Son olarak Şubat ayında 50 baz puanlık indirime gidildi. Mevcut politika faizi %8,5'e geriledi. Sanıyorum ekonomi yönetiminin bu Türkiye ekonomisi karşısında ilk sınav olacak.
Ve en temel sorun da şu, bu süreçte NAS politikasından vazgeçip faizi artırıp artırmayacağı ciddi bir şekilde piyasayı meşgul etmektedir. Düşük faiz politikası